Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin bu yıl artması bekleniyor. Emekli ikramiyesindeki son durumu kaleme alan Profesör Dr. Cem Kılıç ikramiyenin 2000 Türk lirası olmasının mümkün olduğunu açıkladı. Ramazan ve kurban bayramlarında 1100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. Profesör Doktor Cem Kılıç emekli ikramiyesinin olası miktarını ve son gelişmeleri NTV için kaleme aldı. Profesör Doktor Kılıç şunları kaydetti. Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkartılmıştı. Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan bayramında emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aile olan 2.500 Türk lirası ya da 2.000 Türk lirası civarına çıkartılması mümkün olabilir. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilen ikramiyeler için zam beklentisi bir hayli artmış durumda. Özellikle yeni yılda gelen birçok zam sonrasından maaşlarını yetirmekte zorlanan emeklilerin bayram ikramiyelerinde de yüksek seviyelerinde zam yapılmasına ilişkin beklentileri dikkat çekiyor. Uzmanların ise bu konuda tahminleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Emekli maaşına ek desteklerin bir an önce tatmin edici seviyelerle hesaplara aktarılmasını bekleyen çok sayıda emekli ise 2022 yılında bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağını merak ediyor geçtiğimiz yıl 100 Türk Lirası zam yapılarak 1100 Türk Lirası olarak ödenmeye başlayan emekli bayram ikramiyeleri için bu yıl 3 farklı seçenek masaya yatırıldı. Profesör Dr. Cem Kılıç'ın yorumuna göre asgari ücret, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarına göre zam yapılabileceği aktarıldı. Emeklilere ve ilgili grupta yer alan vatandaşlara her yıl iki defa olmak üzere dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri bu yılda da heyecan yarattı. Özellikle söz konusu ödemelerde zam beklentileri artan birçok emeklinin bu yıl için ne kadar artış yapılacağı konusunda araştırmalarına devam etmeleri dikkat çekti. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları için verilen ikramiyeler bin lira olarak hesaplara geçiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan artışla beraber emeklilerin ve söz konusu ikramiyeden yararlanma hakkına sahip kişilerin hesaplarında 1100 Türk Lirası olarak ikramiyeler ödendi vatandaşların bu yıl beklentisi ise yeniden bayram ikramiyeleri için artış yapılması yönünde. Özellikle son yıllarda her alanda görülen zamlar ve artan yaşam pahalılığı nedeniyle özellikle dar gelirlilerin daha yüksek miktarda ödeme alması talep ediliyor. Emekli bayram ikramiyelerinde ödeme miktarının ise birçok farklı formül ile belirlenebileceği ifade ediliyor. Asgari ücret oranında, en düşük emekli maaşı oranında, yeniden değerleme oranında veya enflasyon oranında bir zam beklentisi doğmuş durumda. 2022 yılında emekli ikramiyesine ne kadar zam yapılacağı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya başlasa da olası bir zam durumunda da vatandaşların beklentilerinin altında kalması bekleniyor. Vatandaşların talepleri ise açıklanan enflasyon oranları ve gelen zamlar dikkate alınarak söz konusu ikramiyelerde bir artış yapılması yönünde. Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ilgili hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Söz konusu uygulamadan tüm SGK emeklileri yararlanabildiği gibi SGK ilgili kanun ve yönetmeliklerinde yer alan birçok farklı kesimden vatandaş da yararlanabiliyor asgari ücrette yapılan %50.51 %50.51'lik rekor zammın ardından memur ve memur emeklilerine ilave iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmelerle memur ve memur emeklileri %2,5 oranında ek zamdan yararlanarak toplamda %30,95 zamlı maaşlarını 2022 yılı itibarıyla almaya başladı. Şimdi gözler emekli bayram ikramiyelerinde. Yapılacak zam oranında 3 kritik nokta var. Bayram ikramiyesi üzerinde enflasyon, asgari ücret ya da yeniden değerleme oranları etkili olabilir. İşte masadaki 3 formül. 2022 yılı için yapılan birçok zam 2021 sonunda açıklanan enflasyon oranı baz alınarak yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı formül bekleniyor sene sonunda %36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 Türk lirası olarak ödenen ek gelir 1496 Türk lirası 88 kuruş miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir. Yapılan zamların ardından yeni maaş miktarlarının belli olmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalarda da güncellemeler yapılmıştı. Bu güncelleme oranları yeniden değerleme adıyla belirlenen %36.2'lik değerle yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesi için de aynı oranın kullanılması söz konusu. Bu da yeniden değerlemenin ikramiyeye yansıması durumunda 1100 TL'lik ek gelirin 1398,20 liraya ulaşmasına olanak sağlıyor. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 2996 Türk lirası 40 kuruş miktarında emeklilere ek gelir sağlayabilecek bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zamın emekli bayram ikramiyesi içinde uygulanması söz konusu olabilir. Bu formül uygulandığı takdirde toplam ikramiye oranı rekor seviyeye ulaşacak. 1100 liralık ödenen emekli ek gelirinin asgari ücret zam oranı yansıtıldığı takdirde, 1655 Türk lirası 61 kuruş seviyesine gelmesi olası. Böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 3311 Türk lirası olabilir bayram ikramiyelerinde yapılacak zam, vefat eden emeklilerin hak sahibi olabilecek yakınlarına da yansıtılacak. Dul ve yetimler zammı kendi hisseleri oranında alabilecek. Emekli bayram ikramiyesi bayram başına 1100 liradan 2126,70 liraya çıkarsa, %75 ölüm aylığı alanlar 1595 Türk lirası 2 kuruş, %50 ölüm aylığı alanlar ise 1063 Türk lirası tutarında ikramiye alacak. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlarda yeni zam oranından yararlanacak. Kayıp oranına göre belirlenecek zamda kayıp oranı, yüzde 25 olması durumunda 531,97 lira ödenecek. Emekli bayram ikramiyeleri hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak. Bayramdan birkaç gün önce hesaplara yatırılan ikramiyelerden ilkinin Nisan ayı sonunda yatması bekleniyor. Kurban Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin de 9 Temmuz öncesinde Haziran ayı sonunda hesaplara geçmesi beklenmekte. Emekli bayram ikramiyelerinin zamlı orandan yatırılması düşünülüyor. Zam oranında 3 farklı formülün konuşulduğu emekli bayram ikramiyesi için hangi formülün uygulanacağı henüz belli olmadı. Bazı değerlendirmelerde zamın düşünülenden daha yüksek olabileceği de konuşulmakta henüz emeklilere verilen bayram ikramiyelerinde zam oranlarının belli olmamasına rağmen vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Şu an için herhangi bir zam yapıldığına dair açıklamam gelmeyen bayram ikramiyesi ödemelerinde yeni teklifin kabul edilmesi halinde emekliye en az asgari ücret oranında ödeme yapılacak emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki defa verilen bayram ikramiyelerinde geçtiğimiz dönem için 100 lira zam yapılarak toplamda 1100 Türk lirası ödeme gerçekleştirilmeye başlamıştı. 2022 yılının ilk ayında emekli maaşları dahil diğer tüm ücretlere yapılan zamlar sonrasında milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin artırılıp artırılmayacağını merak ediyordu. Bayram ikramiyeleri yaklaşırken bakanlık 3 formülü masaya taşıdı enflasyonu yeniden değerleme oranı göz önüne alındığında ikramiyelerde emeklilerin yüzünü gülderecek bir artış bekleniyor. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen ikramiyeler geçtiğimiz yıl gelen zamla beraber 1100 TL'ye yükselmişti. Emekliler bu yılda artış beklentisi içine girdi. Bilindiği üzere bu yıl asgari ücrete yapılan %50.51 liksam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmelerle maaşlara rekor seviyede artış yapılmıştı. Bu yılın ilk ikramiyesinin Nisan ayı sonunda verilmesi beklenirken, artışla ilgili olarak 3 ayrı formül masada yer alıyor. Birinci formül, bayram ikramiyelerine uygulanacak olan artışla ilgili olarak öne çıkan formüllerden biri enflasyon oranında artış yapılması oldu. 2021 senesinde enflasyon %36.08 olarak duyurulmuştu. Buna göre, eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler 1100 liradan 1496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Böylece 2022 yılında iki bayramda toplam 2993 lira 76 kuruş para alınabilecek. İkinci formül, bilindiği üzere bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde %36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. İkinci formüle göre, eğer bu artış ikramiyeye yansırsa 1100 TL'lik tutar 398 Türk Lirası 20 kuruşluk bir artış yaşayacak. Bu yıl iki bayramda elde edilecek gelir 2996 lira 40 kuruşu bulacak. Üçüncü formül, eğer ikramiyelerde asgari ücrete yapılan rekor artış göz önüne alınırsa, emeklilerin bayram ikramiyesi 1655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Toplam ödemede 3311 liraya ulaşacak. Dul ve yetimler, hisseleri oranında ikramiyede yapılacak artıştan yararlanabilecek. Buna göre emeklilerin bayram ikramiyesi 1100 liradan %36.08'lik yıllık enflasyon yansıtılarak 1496 lira 88 kuruşa çıkarsa %75 ölüm aylığı alana 1122 lira 66 kuruş, %50 ölüm aylığı alana 748,44 lira ödenecek. Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlarda iş göremezlik derecesi oranında yeni tutardan yararlanacak. Örneğin, meslekte kazanma gücü kayıp oranı %25 olanlara ikramiye 1496 lira 88 kuruşa çıkarsa 374,22 liralık ödeme sağlanacak.